Seçim 2023'ten mutlu akşamlar efendim. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Siyasi arena oldukça hareketli. Bizler de seçimlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Stüdyomuzda bu akşam çok önemli bir isim misafirimiz. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı Sayın Naci Şanlı Türk bizlerle birlikte. Saha ziyaretlerinin ardından hızlıca ayağının tozuyla stüdyoya girdi. Şimdi sorularımızı yanıtlayacak. Tabii kimle birlikte sorularımızı yönelteceğiz? TV2 Genel Müdür Yardımcısı Sayın Fatih Özdemir'le. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizleri izleyen kıymetli hemşerilerimize selamlarımı, saygılarımı ileterek başlamak istiyorum. Mübarek Ramazan bayramlarını tebrik ediyorum. Ayrıca biliyorsunuz yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. 23 Nisan'ımızı da kutluyorum. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutluyorum. Hele hele son seçime giderken ulusal egemenlikle ilgili de bir takım açıklamalar oluyor. Dolayısıyla hemşerilerimiz, vatandaşlarımız bunu da değerlendirecektir diye düşünüyorum. Yani ulusal egemenliğimize gölge düşürecek açıklamalar var biliyorsunuz. Muhalefetin açıklamaları var. Onun için bu bayramı da tebrik ediyorum. Evet, o zaman biraz genelden başlayalım, yerele doğru gidelim. Evet. Yerelde de çok soracağımız sorular var ama hazır siz ulusal egemenlikten bahsetmişken son dönemlerde ardı ardına güzel gelişmeler yaşanıyor ülkemiz adına. İşte savunma sanayinden bahsettiğimiz doğalgaz, enerji. Hani bunu bazı kesimler seçim yatırımı olarak algılıyor. Aslında gerçek olmadığını iddia edenler de var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz ülkenin gidişatını, son dönemlerde ardı ardına yaşanan gelişmeleri? Ben öncelikle hani siz seçim yatırımı diye söylediniz. Hı-hı. Ben geçim yatırımı diyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız 25 metreküp bir gazın bedava verileceğini açıkladı. Hı-hı. Dolayısıyla bu manada bir geçim yatırımı oldu. Ben şunu söylemek istiyorum. Zaten genel meselelere baktığımızda Meltem Hanım, burada şunu gönül rahatlığıyla söylüyoruz. Cumhur İttifakı kurulduktan sonra, hele hele Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra, bunu 15 Temmuz'u da milat alarak söylüyorum, Türkiye bölgesinde lider ülke oldu. Türkiye'de sadece savunma sanayinde değil, diğer gelişmeler oldu. İşte bu özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın 2018 yılında dünyaya meydan okur gibi bir açıklaması olmuştu. Dedi ki dünyada yeni bir paylaşımın olduğu son günlerde kimse Türkiye'nin haklarından vazgeçmesini beklemesin, hakkımız neyse sonuna kadar alacağız dedi. Ve doğalgaz ve petrol arama gemilerimizin yanına biz neyi koyduk? Savaş gemilerimizi de koyduk. Münhasır ekonomik anlaşma yaptık. Efendim münhasır ekonomik bölge anlaşması oldu. Yani Mavi Vatan, Libya ile yapmış olduğumuz Mavi Vatan'da yaklaşık 500 bin kilometre kare civarında bir orada gibi Mavi Vatan toprak kazanımı oldu. Dolayısıyla Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de aradığımız gazı geldik Karadeniz'de bulduk. Efendim gaz nerede? İşte gelecekti, yanmayacaktı derken Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhuriyetimizin efendim bu 23 Nisan'a da denk gelmesi de önemli oldu. Mart ayında planlanıyordu evlerde yakılması ama inşallah dediğim gibi Nisan'a da sarkmış olması bizim bütçemizi de çok Fatih Bey rahatlatacak. Bizim 2021 yılında 55 milyar dolar enerji giderimiz olmuş. Evet. Yaklaşık 80-85 milyar dolar da 2022 yılı bütçemizden bir giderimiz oldu. Yani bizim aslında dış ticaret açığı veriyoruz. Alım satım dengesi, ihracat ithalat dengesi 2021 yılında %84'e yaklaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı bu Cumhuriyet tarihinin rekoruydu. 2022 yılında bir miktar geriledik burada. Bu da bu enerji fiyatlarıyla kaynaklandı. Yani 55 milyar dolar verdiğimiz enerjiye 80-85 milyar dolar ödeyince bu sefer dışarıya sattığımız mal, dışarıdan aldığımız malı karşılamadı. %78'lere geriledi bu ihracatın ithalatı karşılama oranı. Allah izin verirse, Allah nasip etti. Ne oldu? Kendi gazımızı çıkarttık karaya, yaktık da. İnşallah bunu yoğun bir şekilde kullanıma başladığımızda ne yapacak? İhracatın ithalatı dengeleme oranı da daha da aşağılara gelecek. Özellikle 2022 yılında niye arttı? Petrolün varili 36 dolarlardan yaklaşık 130-140 dolarlara kadar çıkınca bizim bu sefer enerjiye verdiğimiz masraf da Mevla'da artmış oldu. Bu manada çok güzel gelişmeler var. Sadece savunma sanayinde değil, yerli efendim İHA'larımız, SİHA'larımız, Kızıl Elma'mız, Milli Muharip Uçağımız, yani 4 milyar doların üzerinde savunma sanayinde ihracat yapmış bir ülkeden bahsediyoruz. Peki sahada vatandaş bunun farkında mıydı? Nasıl tepki veriyor? Yani saha ziyaretlerinde ne görüyorsunuz? Tabii saha ziyaretlerinde milletimizin feraseti, saha duyusu bunu görüyor. Yani bunu sadece muhalefet anlatamıyor. İşte ne dedi? Mesela biraz böyle sanki iddialaşma gibi oldu. S-400'ü alamazsınız. Alsanız aldık. Alsanız da kuramayız. Kurduk. Efendim çalıştırdık. Ya çalıştırdık.
Yani sonuçta otomobil nerede? Fabrikası yok, İtalya'da yapılıyormuş da fabrikası nerede? Fabrikanın adresini verdik, konumunu verdik. Gene inanmadılar. Otomobil şimdi karayollarına çıktı. Sayın Bakanımız da getirmiş. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın önüne koymuş. Öyle mi? Evet. Merak etmek isteyen gitsin, baksın. Hilal bıyıklı topumuz orada bekliyor. Evet, dolayısıyla tabii canım dışarıda. Yani onun için bu karada giden araçlarımız var. Sadece bir insansız milli muharip uçak ya da efendim kızıl elma İHA'lar, SİHA'lar değil, denize gidenler var. Efendim ilk dünyada İHA gemisini, SİHA gemisini yapmışız. Efendim nerede? Yok efendim çıkarma gemisini bozmuşuz da neden İHA SİHA rampası eklenmiş gibi. Yani onun için muhalefetin böyle yapmayız, yaptırmayız, bozarız bu açıklamaları var. Biz muhalefetin ne dediğine bakmıyoruz. Biz işimizi yapıyoruz. Gerçekten dediğiniz gibi Cumhur İttifakı'yla ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Fatih Bey, bu çok çok önemli. Yani Cumhur İttifakı önemli ama Türkiye'de özellikle Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'dir Cumhur İttifakı'nın isim babası ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte oluşturulan bu Cumhur İttifakı'yla birlikte efendim İHA AK Parti 20 yaklaşık 18 yıl öyle mi? Normal parlamenter sistemle bu memleketi yönetti. Evet. Öyle mi? %34 ile yönettiler 3 Kasım 2002 seçimlerinde. Şimdi zor çıta yükseldi, %51'i bulmak zorunda değil mi? Evet. Sonuçta Cumhur İttifakı'nın kararlılığıyla, o milli iradenin sahaya yansımasıyla, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu sayesinde ne oldu? Planlamalar yapılıyor. Sayın Genel Başkanımızla Sayın Cumhurbaşkanımız kafa kafaya veriyor. Türkiye bölgesinde lider oldu. Bunlar hala bunu görmüyor. Dolayısıyla burada ben her zaman söylüyoruz, temcit pilavı gibi ısıtı bısı önümüze koymaya da gerek yok. Ayasofya'yı açtık, Maraş'ı açtık, Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. Şimdi inşallah Zengezur Koridoru'nu açıyoruz. Yol bir şekilde yapılmaya devam ediliyor. Karabağ düşman işgalinden kurtarıldı. 27 yıllık esarete son verildi. Gibi gibi bunu daha çok çoğaltabiliriz. Doğalgaz ve petrolde ciddi manada kendi yerli ve milli duruşumuz orada sergileniyor. Petrol bulduk, doğalgaz bulduk. Ama tabii Türkiye burada özellikle dünyada enerji savaşlarının olduğu son günlerde Silivri'nin altında yeraltı depolama tesisi yaptık Meltem Hanım. 4.6 milyar metreküplük gazı yer altında depoluyoruz. Dünyada sayılı ülkelerde var bunlar. Tuz Gölü'nün altına 1.2 milyar metreküplük bir doğalgaz depolama tesisi kuruldu. Onun için muhalefetin ne dediğine biz bakmıyoruz. Biz işimize bakıyoruz. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Genel Başkanımızdan. Cumhur İttifakı'nın bu birlikleriyle birlikte biz 21. asır Türk asrı olacak diyoruz. Evet. Onun için bir şekilde çalışmalarımız bu manada devam ediyor. Biz de dediğiniz gibi sahadayız. Zaten oradan geldik. Sahaya yönelik bir soru daha sormak istiyorum. Sonra sözü sana bırakacağım. Şöyle ki hani hep adaylara soruyor, sahada nasıl izlenimlerle karşılaşıyorsunuz ya da seçmenden hani hep iyi şeyler mi duyuyorsunuz? Yani hiç eleştiren ya da şu da yanlıştı diyen, soru soran, mesela sistem dediniz çok önemli. 2023 seçimlerinde sadece Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçilmeyecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içinde yeniden bir tercih bildirecek aslında evet. Seçmen. Hani sahada hep iyi şeylerle mi karşılaşıyorsunuz? Evet, hep doğru yapıldı, şunlar yanlış ya da sisteme yönelik de bir tepki var mı? Sisteme yönelik bir tepki biz sahada tek almıyoruz. Tek adam rejimi işte gibi. Ya tabii tek adam rejimi gibi eleştirilmiş olsa da vatandaşlarımız şeye bakıyor. Türk milleti dünyadaki uygulanan sistemlere bakıyor. Amerika başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Rusya başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Fransa yarı başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Bak parlamenter sistem İtalya kaostan bir türlü kurtulamıyor. Şu anda İtalya'da başkanlık sistemine geçilmesiyle ilgili çok ciddi çalışmalar var. Efendim yine Rusya'ya baktığınızda efendim 93 yılında Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle birlikte Rusya başkanlık sistemi sayesinde tekrar ne oldu? Gene dünyanın süper gücü oldu. Gene efendim lider ülke oldu. Dünyaya kafa tutar hale geldi. Onun için başkanlık sistemi Meltem Hanım mutlak iradeyi ortaya koyuyor. Şimdi altılı masanın oturdular, kalktılar, dağıldılar, toparlandılar. 2 tane yok, 7 tane başkan yardımcısı, 2 tane Allah'ını seviyorsanız yani şu televizyonda 5 tane genel müdür olsa buradan bir netice çıkar mı? Dolayısıyla yani buna bakmak lazım. Hemşerilerimiz bu manada, vatandaşlarımız bu manada Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yanında oluyor. Ama şunlar vardır. Aksayan yönleri var mıdır? Vardır. Çünkü bütün bu 100 yıllık kurumlarımız parlamenter sisteme göre dizayn edilmiş kurumlar. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre bu kurumların tekrar yeniden bir daha ne yapılması lazım? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine entegre edilmesi lazım. Biz demiyoruz ki her şey dört dörtlüktür.
Mesela anayasayla ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Ne yaptık? 1982 yılında darbe yönetiminin yapmış olduğu anayasayı değiştireceğiz diyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu manada ciddi bir çalışması oldu. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 maddelik anayasa taslağımızı AK Parti'ye verdik. Cumhur İttifakı paydaşımıza, ortağımıza. İnşallah zaten bizim buradaki hedeflerimizden birisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Gazi Meclisimizde nitelikli çoğunluğu elde edebilmek için yoğun bir şekilde çaba gösteriyoruz. Bunun nedeni de yerli ve milli bir anayasayla efendim halkımızın karşısına çıkacağız. İnşallah efendim halk oyuna falan gerek kalmadan mecliste bu işi bitireceğiz. Nurdoğan'da da ilk konutlar yapılmış, bugün teslim edilmiş galiba. Evet. Şimdi onun haberini de gördüm. Bu süreç nasıl gidecek? Depreme döndük ama şimdi görür görmez hemen size sormak da aklımdan geçti. Doğrudur. Yani... Fatih Bey, bunu sizde yaptığımız programlarda da söyledim. Ben dedim inşaat sektörünün içindeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız buradan efendim dedi ki yaptığı açıklamada biz bu konutları bir yıl içinde bitireceğiz dedi. Herkes güldü. Özellikle muhalefet alay aldı, değil mi? Ben de dedim ki bak, biz de inşaat sektörünün içerisindeyiz. 3 ay içinde anahtar teslim töreni yapılırsa şaşırmayın dedim. Çünkü tünel kalıp sistemiyle yapılıyor. 2 günde, 3 günde bir döküm dökülebiliyor. Hızlı bir şekilde. Çevre Şehircilik Bakanımız dedi ki daha depremin ilk günlerinde biz demir bağlantılarımızı yaptık. Çimentomuz yerli ve milli. 160 milyon ton ciddi manada bir çimento üretim kapasitesi var Türkiye'nin. Bu kapasitemizin yaklaşık 80 milyon tonundan fazlası da deprem bölgesinde. Gerisi geriye ne kalıyor? Agrega kalıyor. Agrega zaten yerli ve milli. Dolayısıyla bu beton da halledildi. İşçilik de, müteahhitlerimiz de hemen o bölgeye yönlendirildi. Bu bayram içerisinde de köylerde özellikle kalıcı konutlarımızı efendim depremzedelere, depremden zarar görmüş hemşerilerimize, vatandaşlarımıza bir şekilde teslim edildi. Onun için kıymetli hemşerilerimiz bize güveniyorlar. Türk milleti Sayın Cumhurbaşkanımıza güveniyor. Cumhur İttifakı'nın kararlı duruşuna güveniyor. Bu konutları gerçekten Cumhur İttifakı yapar, Recep Tayyip Erdoğan yapar ve yapıyor. Onun için ben onu söylemiştim. Biz bundan emindik. Konuşmuştuk evet. Ama bunun efendim açılışının yapılması olması da güzel oldu yani. Ama daha sonraki yani orayla şimdi orayı açmışken o konuyu daha sonrası ya tamamını bir senede yapmak bana sorarsanız çok fazla mümkün olmaz. Bir senede çok ciddi. Ben şimdi bak şimdi bu yayında söylüyorum. Burada da kayıt olsun. Bir seneden önce yapılacak. Çünkü geçen gösteriyor televizyon 6. 7. katlara gelinmiş. Yok benim kastettiğim daha 3 ay olmadı. Tamamı. Daha 3 yani... ay. 70 bin konut şu anda temeli atılan Fatih Bey. Az bir konut değil bu. 70 bin konutun evet, temeli atılmış. Çok ciddi manada gerçekten burada ben ölenlere tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybetmişiz. Yani 16-17 ile çıktı depremden hasar gören bir coğrafi alana baktığınızda çok geniş bir yüzeyde çok ciddi bir yaralanma oldu öyle söyleyeyim. İnşallah bu yaraları Cumhur İttifakı olarak biz kapatırız. Bize güvensinler, inansınlar. Cumhur İttifakı demişken nasıl gidiyor orduda ittifak? Bir sorun var mı? Uyumla mı çalışılıyor? Aslında sorarsanız uzun süredir de Cumhur İttifakı temsilcilerini bir arada sanki çok göremiyoruz. Bir sorundan mı? Yoğunluktan mı? Neler söyleyeceksiniz? Yok, biz aslında iç içeyiz. Bak bugün işte biz bayramın birinci günü bayram namazını kıldık. Ben İmam Hatip Camisi'nde kıldım. Babam, programa katılmadınız herhalde kent bayramlaşmasına. Kent bayramlaşmasına katılamadım. Yani burada hani katılsa iyi olur muydu? Olurdu, olabilirdi. Bizim il başkanlığımızın yaptığı bayramlaşmalar vardı. Annemizin, babamızın elini öptük. Kahvaltıyı babamlar da yaptım. Sonra kayınpeder rahatsızdı. Hastane ziyareti. İşte kayınvalidemizi ziyaret ettik. Ondan sonra o ziyaretler yapıldıktan sonra yola revan olduk. Mesudiye'de saat 9.30-10'da Mesudiye'deydik. Gerçekten çok da kalabalıktı. Mesudiye'de işte nüfus da artmaya başlamış. Evet. İşte bu havaların ısınmasıyla. Ben Mesudiye resimlerini gördüm. Evet. Ya gerçekten ciddi bir katılım varmış. Yani Mesudiye öyleydi. Gölköy ve Gürgentepe miting alanı gibiydi. Gerçekten halkımızın ilgisi, teveccühü de has safhadaydı. Ben buradan sizlerin aracılığıyla hepsine teşekkür ediyorum. Biz zaten 3 senedir sahalardayız. Evet. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'yla bir sıkıntı yok. Biz Mesudiye'de mesela gittik, AK Parti ilçe başkanlığını ziyaret ettik. Sağ olsun orada AK Parti ilçe başkanımız, ilçe yönetimi, belediye meclis üyelerimiz, yine eski belediye başkanımız, şimdi AK Parti'nin 5. sıra milletvekili adayı İsa Bey oradaydı. Onunla kucaklaştık, bayramlaştık. Kendi teşkilatımızdan biz belediye yeni belediye başkanımızı makamında ziyaret ettik. Biz oradan tam çıkarken AK Parti heyeti bizim partiye bayramlaşmaya geldi. Onun için böyle aslında öyle bir ayrım falan yok. Sadece kent bayramlaşmasında bizim olmadığımızdan kaynaklı
Yani bunu biz tabii ki protokol, ben diyorum bize vatandaş oy verecek. Körler sağırlar, birbirini ağırlar, birbirimize siyaset yapmanın bir gereği yok ki. Saha ortada, tarla orada, öyle mi? Gidip tarlayı kazacaksın, işini yapacaksın. Çok farklı bakış açısı, çok da gerçekçi bakış açısı. Onun için biz 19 ilçemize ve 3 tane beldemize program koymuş il başkanlığımız. Yani ben şu saatte programı hatta bir 10 dakika geciktirdik. Namaz kılmaya vakit olmadı yani. Öyle söyleyeyim, namazımızı kıldık, geldik hemen koşarak. Dolayısıyla sahadan geliyoruz. Bugünkü programda ne vardı? Sabah 10'da yine Akkuş'taydık. Akkuş'tan Çaybaşı, Çaybaşı'ndan ilk üvez, efendim yoğun oluğa geçtik. Yoğun olukta hatta bir de iki tane otobüsümüz var. Otobüslerin tamamını da oraya götürdük. İşte giydirilmiş minibüslerle birlikte gittik. Burada yoğun oluklu hemşerilerimize de ben saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Gerçekten orada bir yol sorunu var. Hani olumsuz tepki alıyor musunuz diye. Orada hemşerilerimizden bu manada tepki de aldık. Biz sorumlusuyla bölge müdürümüzü de aradık. Karayolları bölge müdürümüzü aradık. Burada ikizce yoğun oluk yolunun ihalesinin yapıldığını öğrendik. Şantiye şu anda kuruluyor. Orada yoğun oluklu hemşerilerimize de o manada bir hem dinlettik Sayın Karayolları Bölge Müdürümüz Rıfat Bey'e de teşekkür ediyorum sizlerin aracılığınızda. Yani biz işimizi takip ediyoruz. Nerede ne varsa bu ilin sorunlarını biz biliyoruz. Onun için sahada olmak bize daha böyle bir cazip geldiği için sahadayız. Yarın da yine Ayvaslı'dan başlamak kaydıyla hatta Gölköy üzerinden gideceğiz. Biliyorsunuz Gölköy'ün kapanan beldeleri var. Alanyurt, Aydoğan, Güzelyurt. Dolayısıyla oradan hareket edeceğiz. Hem oradaki eski belde, şimdiki mahalle merkezindeki esnafımızı, kahveleri ziyaret edip hemşerilerimizle bayramlaşıp Ayvaslı'ya geçeceğiz. Ayvaslı'dan Kabataş, Çatalpınar üzerinden tekrar Fas'a'da neticelendireceğiz. Bu sırada kaç saat uyuyorsunuz günde? Vallahi bir 3-4 saatlik uykularla devam etmeye çalışıyoruz. Onun için ekranda da böyle yani hemşerilerimizden özür diliyorum. Yüzümüz turşu gibi çıkıyor. İyisiniz. Çok şükür. Ama bize Sayın Genel Başkanımıza bir söz verdik. Yani ta ilk 2020 yılında görev aldığımızda söz verdik. Milliyetçi Hareketi burada milletvekilliği seçimlerine hazırlayacağız dedik. Onun için elimizden ne geliyorsa, maddi manevi ne imkanımız varsa onu kullandık. Dikkat ederseniz ilk hamle yapan hep biz olduk. Bir seçim için ne gerekiyorsa otobüs yaptık, büyüğünü, küçüğü gerekli, küçüğünü de yaptık. Çünkü büyük otobüsü bizim mesela bugün yoğun oluktan, oradan ilk üvezden yoğun oluk, o yola o büyük otobüs vurulmazdı. Vurduk, aracımız da orada balata sıyırdı, herhalde bir sıkıntı oldu. Şimdi arkadaşlar tamirini yapıyor. Onun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bak şehir içerisinde afiş çalışmalarımız oldu. Bina giydirme çalışmalarımız oldu. Onlar bundan sonra artarak devam edecek. Bir seçim için ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz ama esas yapılması gereken nedir? Vatandaşın ayağına gitmek. Yani bugün işte bir yeri gezerken otobüste vatandaşlarımıza, hemşerilerimizi selamlarken cam açıktı, dedi ki hep seçim zamanı geliyorsunuz. Ondan sonra durdurduk, dedim ki bak ben buraya kaç defa geldim, ilçe başkanımız da yanımdaydı. 5 kez gitmişiz. Esnaflarımızı sürekli geziyoruz. Onun için esas çalışma vatandaşa direkt dokunmaktır. Yoksa protokolde efendim mülki amirlerle, araç konvoylarıyla, işte çakarlarla bilmem neyle, bundan böyle bir çalışma olmaz. Vatandaşımız da ciddi tepki gösteriyor. Açık açık biz burada şunu söylüyoruz. Yani burada daha önceki yaptığımız, daha listeler falan belli olmadan, bunu bir lütfen eleştiri olarak algılamayın. Benim tabii hiçbir partinin, siyasi partinin listesini eleştirmek haddim de değil, hakkım da değil. Ama soracağız. Yani... Ya, yok soruyorsunuz da, benim haddim de değil, hakkım da değil. Ama genel bir kanı şu vardı. Özellikle yani burada şimdi biz ne diyoruz? İşte hemşerilerimizden şunu söylüyoruz. Bugün seçim koordinasyon merkezimizin önünde ufak da miting gibi böyle bir seslenme imkanımız da oldu. Biz bu şehrin sorunlarını biliyoruz. Biz varız. Düğünde biz varız. Cenazede biz varız. Tasada biz varız. Toyda biz varız. Bayramda biz varız. Ondan sonra selamun aleyküm. Ne var? Seçim geldi, ben geldim. Orduya abi geldim. Biz de seni bekliyorduk, hoş geldin. Onun için diyoruz ki arkadaşlar, burada şunu söylüyoruz. Hemşerilerimiz bize diyor ki bu şehrin evlatları. Biz bunları konuştuk. Yani birçok program bunlardan bir bahsediyor. Bir ağabeyimizin ticaret odası seçimleriyle ilgili kullandığı bir cümle var. Sait abime de teşekkür ediyorum. Dedi ki yani ben akıl alacak yaşları geçtim. Artık ben de 70'in üzerine çıktım. Dedi ki ben de akıl verecek yaşa geldim. Benim yaşım da oldu 54. Saçımız sakalımız ağardı. Biz de abi olacak yaşlara geldik ya. Ordu ne çektiyse ağır abilerden çekti.
Onun için sen dediğim gibi düğünde yoksun, cenazede yoksun, üzüntüde yoksun, tasada yoksun, toyda yoksun, bayramda yoksun. Karabatak gibi seçimden seçime gelmişsin. Eyvallah, sorunları ben çözerim. Onun için ben burada açık açık söylüyorum. Bugün gittiğim bayramlaşmalarda da söyledim. Bir defa şunu söylüyoruz. Herkes hesabını ona göre yapsın. 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu seçim onların dediği seçim değil. Hani diyorlar ya bu seçim o seçim. Bu seçim o seçim değil. Efendim geliyor gelmekte olan. Ben de diyorum geliyor gelmekte olan. Sayın Cumhurbaşkanımızı en yüksek oyla 13. Cumhurbaşkanı olarak o koltuğa oturtturacağız. Cumhur İttifakı olarak birinci hedefimiz, kararlılığımız budur. İnşallah ikinci hedefimiz de 3'te 2 çoğunluğu efendim sağlayacağız. Hani bu şimdi dışarıdan gelen abilerimiz işte geliyorlar, hiç dediğim gibi partinin programını bilmiyor, partinin politikasını bilmiyor. Selamun aleyküm, biz geldik 6-0 yaparız. Yaparsınız, sahaya hiç çıktın baktın. Onun için biz diyoruz ki Cumhur İttifakı olarak 6-0 yaparız. Ama hayatın gerçekleri ne diyor? 5-1 diyor. Öyle mi? Biz 6-0 hedef koyalım da biz 5-1 de yapalım. Onun için arkadaşlarımız önce Cumhur İttifakı'nın birlikteliğini, Cumhur İttifakı'nın buradaki yarattığı sinerjiyi, enerjiyi görecekler. Sahada bunun yansımasını görecekler. Ona göre sahayı bozdurmayız. Evet. Cumhur İttifakı'ndan da taviz vermeyiz. Cumhur İttifakı'nın ruhuna aykırı gelen açıklamaları yapmak bizim partimize göre de genel başkanımızın Sayın kırmızı çizgisidir. Şimdi Sayın Türk'ün eğer birçok soruyu biz sormadan cevaplıyor. Bizim evet. araya girmemize de konuşmamıza da esnafiyet. Cumhur İttifakı'nın ruhuna aykırı. 3 tane soru gitti arada. Buyurun. Biz sormadan cevapları geldi. Ben sorayım. Ben sorayım. Tamam, sor Fatih. Çünkü bahsettiğiniz biraz önce Şener Hoca'nın da dün akşam açıklamaları vardı. Dün akşam değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, dün akşam. Açıklamaları vardı. Onlara ne diyeceksiniz? Yani işte biz 3 aday bir araya gelemedik. Biz de mevcut 3 milletvekili bir araya gelip bir evet. hizmet yapamadık. Yani çünkü üçümüz orada bir noktada de, buluşamadık. Benim 1. sırada gelmiş olmamın sanki memnuniyetsizlik yarattı gibi sözleri de vardı. Beni hiç istemediler dedi. Yok, ben şöyle söyleyeyim. Sayın vekilimizin skandal açıklamaları oluyor ama ben vekilimizin saygısızlık etmek istemem. Açıklamalar üzerinden konuşmak istemem. Ama ben kendi adıma söyleyeyim. Ben 2020 yılının Ağustos ayında il başkanı olduğumuzda yaptığımız, hep söylediğim bir açıklama var. Ben Milliyetçi Hareket Partilileri bir çatı altında toplayacağım. İkinci adım, Cumhur İttifakı paydaşımız AK Parti ile birlikte birlik beraberlik görüntüsü vereceğim. Hep söylediğimiz ordululuk bilinci içerisinde iktidarıyla muhalefetiyle el ele kucak kucağa omuz omuza vereceğiz. Bu ilin sorunlarını çözeceğiz dedim. Onun için de girişimlerimiz oldu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret ettim. Bu fikrimi söyledim. Fikrim neydi? Fikrim şuydu. Cumhur İttifakı'nın efendim ihraçtan sonra 3 tane milletvekilimiz kaldı. Bu 3 tane milletvekilimizi yan yana getirelim. Merkezde Büyükşehir Belediye Başkanımız, Altınordu Belediye Başkanımız, 2 tane Cumhur İttifakı'nın AK Parti İl Başkanımız Halit Tomakin, MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk. Sırrıpaşa'dan yani eski Fidangör dediğimiz yerden girelim. Yeni Fidangör tabir edilen İsmet Paşa'dan el ele kol kola çıkalım dedim. Ve bunun için de sadece bunu bir kuru hamaset olarak, söylem olarak ortaya koymadım. Eylem olarak da gittik. Aynı güne denk geldi. Bizim il başkanları toplantısı, AK Parti'nin de toplantısı vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız davet etmişti. Dedim ki Ankara'da dışarıda bir yerde hep beraber bir yemek yiyelim. Milletvekillerimizin 3'ünü de ziyaret ettik. İl başkanımız da oradaydı. AK Parti il başkanımız da oradaydı. Meclise getirdik. Yaklaşık 4-5 saatlik bir çalışmadan sonra mecliste bir araya getirdik. Şenel Bey de o toplantıda vardı. Dedim ki hani bir abilik yapsın. Kaç yaşındasın? Tabii dediğim gibi abilik yaşları geçti. 67 yaşında. Ve orada birlikte 5 kişi Bingöl milletvekilimiz, AK Parti Bingöl milletvekili Fevzi Bey, Fevzi Baba derler. Onunla efendim bir de Adana milletvekili Tamer Dağ vardı. Hep beraber sağ olsun vekillerimiz hem Mustafa Varank bakanımızı ziyaret ettik hem de orada bir yemek yedik. Ben kendi adıma bu fotoğrafı orada verdim. Zaten bir oraya orada bir araya geldik. Ondan sonra da buradaki kendi parti işlerindeki denge bozuldu. O zaman ben kendimi geri çektim. Bizi de sanki buradaki tepişmenin, buradaki siyasi parti içi tepişmenin bir merkezi olarak bazı odaklar görünce biz o zaman, ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanıyım, bir tarafı dizayn etmek ya da şey yapmak bana yakışmazdı. O bir araya getirdik. Yani bir araya gelemedik demiş Şenel abi ama biz orada ben kendi bir adıma kalamamışlar o zaman. Ben kendi adıma bir araya getirdim. Ama şunu söylüyorum, orada da söyledim. Arkadaşlar, insanlar birbirine küsebilir. Şahsi olarak sıkıntılarınız olabilir. Ama burada TV52'de bir şirkette bile eğer haber yapıyorsanız Meltem Hanım'ın Fatih Bey'e küsme hakkı yok. Özel hayatınızda küsebilirsiniz. Onun için ordu milletvekilimizin efendim şahsi işlerinde
Ben hatta daha ağır bir tabir kullanıyorum, onu burada söylemeyeyim. Kendi şahsi işlerinizde sevmeyebilirsin. Ama bir ordu milletvekilinin diğer ordu milletvekiline küsme hakkı yok. İktidar olsun, muhalefet olsun. Aynen öyle, katılıyorum. Bizim ilkemiz şudur. Kavga olan eve misafir gelmez. Aynen öyle. Siyasi olarak çıkarız, birbirimizi eleştiririz. Muhalefet partisi milletvekili bile olsa burada kucaklaşmasını bilmemiz lazım. Bu ilin sorunları için muhalefet eleştirilir. Aynen. İktidar da bunları yapacak. Hele hele bir partinin içerisinde bunun olması, biz bir araya gelemedik. Bu talihsiz bir açıklama olarak ben değerlendiririm. Cesaretli açıklamalar yapıyorsunuz. Aslında ne zaman bir araya gelsek çekilmeden yanlışa yanlış, doğruya doğru diyen bir Naci Şanlıtürk var karşımızda ki daha önce sorduğumuz için dediniz evet meclise gidersem de aynı profili sergilemeye devam edeceğim. Peki hiç tepki aldınız mı ya da ne bileyim Cumhur İttifakı'nın ortağı olan AK Parti'den bir uyarı aldınız mı? Yani sonuçta diyorsunuz ki halkın da bir nevi tepkisini de görerek biz de sizi bekliyordunuz, hoş geldiniz. Düğünde yoktunuz, cenazede yoktunuz. Şimdi pastadan pay almaya çalışıyorsunuz. Pastadan pay alma değil de Mesem Hanım şöyle diyelim. Yani sen dediğim gibi üzüntüde yoksun, cenazede yoksun, düğünde yoksun, bayramda yoksun, toyda yoksun, hiçbir yerde yoksun. Seçime kalmış şurada, şaka mısınız ya? 20 gün kalmış. Yani ben burada geçen sizde mi anlattım, diğer televizyonda mı anlattım? Hani bir fıkra anlatılır. Tımarhanede delinin birisi bir delikten bakarmış. 15-20 sene bakmış. Burada mı anlattı? Burada anlattı. Doktor demiş ki ya bu burada niye bakıyor? Deliler salonu boşaltınca oradan bakarken tabii delikten... Sanırım bunu yayında anlatmadınız siz. Özel sohbette. Özel sohbette mi anlattım? Ya burada yok ki demiş. Ne bir şey yok ki, neye bakıyorsun? Deli doktorun ensesine şaplatmış. Ben demiş 20 yıldır bakıyorum, bir şey göremedim de sen bir bakmaya bir göreceğini mi zannettin? Onun için 20 günde seçim çalışması yapılmaz. Onun için biz 3 senedir sahalardayız. Gerçekten bu ilin sorunlarını biliyoruz. Burada efendim tabii vaatler olur. Şimdi bir seçim zamanı. Burada seçim kazanıldıktan sonra bir süre var. Mesela bak yerel seçim. O zaman çok hızlı geçiyor Fatih Bey. Evet, 10 ay var bakıldığında yerel seçim. 4 yıl bitmiş yerel seçime, 10 ay var. Evet. Şimdi vaatleri bir ortaya koyalım bakalım. Neler yapıldı, neler yapılmadı. Öyle mi? Bunu sorgulamamız lazım. Ömür geçiyor. Benim yaşım oldu 54. Göstermiyorsunuz. Yani sağ olun, teşekkür ederim. Hani hala şapkadan birileri sihirbaz gibi tavşan çıkaracak. Onun için ne varsa şapkanın içerisinde çıkarın, ortaya koyun demek lazım. Gerçekten sorunlarımız, sıkıntılarımız var. Bu şehri daha yaşanılabilir il yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Ama bunu bir kişiyle, iki kişiyle, ağır abiler dışarıdan gelmiş. Dediğim gibi herkes hesabını iyi yapsın. Burada efendim geçmişte ben şu bakanlığı yaptım, şu hizmetleri yaptım. İktidarını da yaptın. Önce hizmet yapabilmek için iktidar olmak lazım. İktidar değişmiyor. Cumhurbaşkanı değişmiyor. Hükümet değişmiyor. Ya da muhalefet milletvekilleri orduya ne faydası oldu? Hadi iktidarı sorguluyorsun. Tamam, kabul ettik, iktidarı bir tarafa sorguladık. Muhalefeti sorgulayın gelin. Ama iktidar değiller ki, nasıl olacak? O zaman iktidar olmayan adama niye oy veriyorsun Fatihciğim? Yani o belki olsun diye herkes verecek yani. İktidar olma potansiyeli olmayan adama niye oy veriyorsun? Yani onun için bak, burada hırs güzel şeydir. İnsanı başarıya götürür. İhtirasa döndü mü kötü olur. Kendisini de yaralar. Bugün bakıyorsunuz işte o masalara baktığında. Babacan ne diyor? Hani gaz gaz diyorlardı diyor. Damat Enerji Bakanı iken söylüyordu. Gaz nerede? Gaz ortada Sayın Babacan. Gaz çıktı, yandı. Şimdi ne diyeceksin? Ses yok. Yani düşünsene şimdi bir ülkenin başbakanının, ülkenin sırlarına vakıf, güvenlik sıkıntılarını bilen, efendim ülkenin zaaflarını, artılarını, eksilerini bilen İçişleri Bakanlığı yapmış abilerimizin. Yani nasıl olacak? Bu bir ekip işi. Düşünsene şimdi, öyle bir şey yok da bu ittifakın iktidarını düşünün. Masanın dağıldığını düşünün. Hangi şekilde karar alacaklar? 7+2 9 tane başkan yardımcısı. Onun için 9'a 10'a 29'a gerek yok. Bizim Cumhurbaşkanımız ülkeyi kararlı bir şekilde yönetiyor. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız da, Cumhurbaşkanımız da Recep Tayyip Erdoğan dünyada şapka çıkarılacak şekilde görevinin başında işini yapıyor. Hemşerilerimiz de bize bu manada teveccüh gösteriyor. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı olarak biz bu seçimi kazanırız. Onun için herkes hesabını başka yerde arasın. Bu seçim o seçim değil. Bir de tabii baktığınızda şimdi ya emek veriyoruz. 3 yıldır çok ciddi manada emek verildi. Ben diğer partiler için de söylüyorum. Burada yani il başkanı olarak bizim burada birinci sıradan milletvekili adayı gösterilmemiz de, ben başta Sayın Genel Başkanımıza da, genel merkez yönetimimize de teşekkür ediyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim, 11 Mayıs'ta mitingimiz var. Evet. Yani 4'ü ile 6 arasında da, 3'ü ile 6'sı arasında tam net olmamak kaydıyla
AK Parti'de bir miting yapacak. Sayın Cumhurbaşkanımız toplu açılış töreni şeklinde herhalde burada gelecek. Orada bir mitingi olacak. Ben buradan sizlerin aracılığıyla kıymetli hemşerilerimize seslenmek istiyorum. Cumhur İttifakı olarak etle tırnak gibiyiz. Cumhurbaşkanımızın mitingine de Milliyetçi Hareket Partisi olarak katılacağız. Genel Başkanımızın mitingine de 11 Mayıs'ta Ordu Meydanı'nda saat 13'te tüm hemşerilerimizi bekliyoruz. Elimizden gelen yardım, çaba, destek ne varsa dışarıdan arka ilçelerden gelmek isteyen hemşerilerimizi de buraya taşıyacağız. İlçe merkezlerinden otobüs kaldıracağız, araç kaldıracağız. Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli ile ordulu hemşerilerimizi buluşturacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza da dediğim gibi ne zaman miting olursa biz de destek vereceğiz. Cumhur İttifakı olarak dediğim gibi etle tırnak gibiyiz. Yani burada tabii farklı liste sıkıntıları olmuş olabilir, teşkilat sıkıntıları olmuş olabilir. Anlayışla karşılamak lazım. Ama çok konuşuldu. Yani ne kadar konuşulsa konuşulsun. Yani bunu sadece iktidar partisinde değil ki. Cumhuriyet Halk Partisi'nde benzer sıkıntılar yok mu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin onları da konuşuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı emek vermedi mi? Verdi. Aynı şey. İyi Parti'nin il başkanı emek vermedi mi? Evet. Yani o eğer o pencereden bakarsanız ki biz şimdi yani dediğim gibi listede görüyoruz. Yani ekende yok, biçende yok demiş. Şimdi bir değiş var, bir evet. Halk değişi. Sen şimdi 20 gün kalmış, 1 ay kalmış. Selamun aleyküm, aleyküm selam ben geldim. Yani onun için bunları ben çok doğru bulmam. Benim de haddimi de aşmak istemem. Yani bu manada bir eleştiri dozunu da ortaya koymak istemem. Listeler çıktı, listeler kesinleşti. Artık bundan sonra artık biz orduya nasıl hizmet ederiz'i konuşmamız lazım. Belediyelerimiz 10 ay daha, 1 yıl daha bir görev yapacaklar. Yaklaşık 10-11 aylık bir görevleri var. Allah razı olsun. Bak bugün gittiğimiz her yerde belediye başkanlarımızı ziyaret ettik. AK Parti ilçe başkanlığını ziyaret ettik. Seçim koordinasyon merkezlerini ziyaret ettik. Bu birliktelik halka olumlu yansıyor. Hemşerilerimiz bu birlikteliğe prim veriyor. Onun için biz elimizden gelen gayreti, çabayı bu manada göstereceğiz. Sözü size vereyim. Hep ben konuştum. Evet, program bitmek üzere. Şimdi sözü bize veriyorsunuz. Siz vekil olduğunuzda biz yandık o zaman. Estağfurullah. Şimdi daha adayken maşallahınız var. Ve sormamız gereken soruları siz kendiniz istediğiniz gibi cevapladınız. Yani tam siz istediğiniz gibi ben dışarıda soruyorum. Her buyurun. Programınızı gazeteci meslektaşımız Hayati Akçay da takip ediyor. Evet. Artık sizi o da köşeye mi sıkıştırmak için, talepmek için mi yoksa sorular soruyor kim soruyor? Bir fanınız mı bilmiyoruz ama. Yani çok selamlarımı iletin inşallah. Diyor ki uzun bir aradan sonra Ordu'da MHP vekil çıkarmanın eşiğinde. Kendisi parlamentoda ilk olarak hangi sorunu gündeme getirip çözüm üretecek? Yani aklınızda şimdiden bu işi mutlaka kökten çözeceğim ya da bu iş mutlaka orada kökten çözülmeli dediğiniz ilk şey nedir diyor. Şimdi mesela gittiğimizde işte az önce gelirken bir sözleşmeli er kardeşimiz diyor ki biz de aynı uzman çavuşlar gibi işte 7 yılı bitirdikten sonra onların memuriyete geçme hakları var. Onlardan biz de faydalanabilir miyiz gibi vatandaşlarımızdan böyle talepler geliyor. Ama benim burada Ordu ili için ivedilikli olarak sizin de geçmişte de yaptığımız programlarda, sohbetlerde hep söylediğim bir şey var. Biz bu şehrin birlikteliğini bir sağlamamız aynen lazım. Öyle. Yoksa burada bir Naci Şanlıtürk milletvekili olmuş, bakan olmuş, geçmişte başbakan yardımcımız da vardı. Ne oldu bu manada pratikte Ordu ne kazandı? Hiçbir şey. Şimdi diğer bakanımız da onu çıkmış meydanlarda eleştiriyor. Şöyle oldu, ordunun katili şudur budur. Yani bunlar doğru şeyler değil. Bu şehri birlikteliğini sağlamamız lazım. Mesela yolla ilgili sorunlarımız var. Yoğun oluklu hemşerilerimiz söylediler. Yani İkizce yoğun oluk yolu gerçekten kötü. Peki o sene bu sene mi? Ordu için bu birliktelik sağlanabilecek mi? Bak, mevcut bu, tüm partilerin aday listelerine bakıldığında. Ben şöyle söylüyorum. Bu irade millet şu anda söz milletimizde. Buradan çıkacak milletvekili durumuna göre, profiline göre evet bu sene o sene. Ben bu birlikteliği sağlamak için elimden gelen gayreti çabayı gösteriyorum. Bak ticaret odamız işte sivil toplum kuruluşlarımızın birçoğu çıktılar bir açıklama yaptılar. Aynı bizim de bu manada açıklamalarımız vardı. 3 sene önce Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Hilmi Güler'e ben bunu Sayın Bakanımıza söyledim. Ordu ile ilgili. Aslında ordunun birçok problemi Büyükşehir Belediyesi ile bizim çözmemiz lazım. Evet. Ama buradaki parti içerisindeki tepişme sahaya yansıdığı için burada sıkıntı oluyor. Zannediliyor ki efendim burada bir sıkıntı var büyük gönderelim. Abi gönderelim onlarla iş birilerine ihale ediliyor. Halbuki öyle değildir. Burada bizim gerçekten her partide yetişmiş ordulularımız var. Ben bu ordu milliyetçiliği yaptığım için ya da işte bunu böyle söylediğim için biz yani bu manada lokal milliyetçilik anlamında söylemem. Dediğiniz gibi başımıza işler de açılıyor. Genel merkeze kadar şikayet de edildim burada.
Ama şunu söylüyoruz, başarılı müdürlerimiz falan var, ben müdürlerimiz başarısız falan demiyorum. Sadece dediğim şu, bizim Meltem'imiz de bu programı yapabilir, Fatih'imiz de yapabilir. Onun için biz insanımıza güveneceğiz. İktidarında da güveneceğiz, muhalefetinde de güveneceğiz, bürokratımızın da arkasındayız, belediye başkanlarımızın da arkasındayız. Bu şehrin sorunu, ben şimdi burada bugün neyi tecrübe ettim Naci Şanlıtürk? Girdin efendim Akkuş'tan Tekkiraz'a geldim, Tekkiraz'dan Çaybaşı'na geçtim, Çaybaşı'ndan İlküvez, İlküvez'den Yoğunoluk ve İkizce'ye inmeye kalktım. Bir defa şunu tecrübe ettim, kıymetli hemşerilerim, büyük bir otobüsle bu ara yerlerden geçilmez. Eğer otobüsü götürecekseniz Akkuş'a, Akkuş'tan Ünye'ye inecek, Ünye'den Çaybaşı'na, İlküvez'e gelecek, tekrar geri Ünye'ye dönecek. Yoğun olduğa büyük otobüs girmiyormuş demek ki, yol yapılana kadar. Ve bunu tecrübe ettik. Bunu şimdi ben size söylemiş olmam yetmiyor. Ne yapacaksın? Naci Şanlıtürk gibi otobüsü oraya koyacaksın. Otobüs arıza yapacak. Şimdi iki tane araç usta bulacak. Bayram arefesinde, efendim bayram içerisinde, bayram tatilinde. Gece saat 12'de 1'de mi yapılır, geri gelir. Onun için yaşayarak öğreneceksin. Biz de bu tecrübeyi kendimize de tecrübe sayıyoruz. Evet. Onun için ordunun insanına ben güvenelim diyorum. Bu işin gerçekten bu ordu ailesinin birlikteliğini inşallah bir milletvekili olarak sağlayacağız diyoruz. Bir de ikinci sıkıntımız, bizim ordu lobiciliği yapmamız lazım. Bürokratlarımıza sahip çıkmamız lazım. Aynen. Yani işte Aybastılı bir Devlet Demiryolları Genel Müdürümüz vardı. Meltem Hanım sahip çıkamadık. 6 ay önce oturduk. Olduktan. Çok oldu bunun gibi. Koltuğu ısıtana kadar hemen bir şekilde alındı. Listeler açıklandığında ben de sosyal medyadan bir şey paylaştım. Çok da yanlış anlaşıldı ama yani bu bir şey değildi aslında. Birbirlerine çok sistem değildi. Bizim yapamadığımız bazı şeyler anlatmaktı. Özellikle Gürcüleri de içine katmıştım. Ama yani çok başka yerlere gitti. Hiç alakası da yoktu yani onunla ilgili ama gerçekten lobi anlamında bizim orada da çok bunu çokça konuşuyoruz. Başka programlarda aslında 2 senedir konuşuyoruz biz bu konuları. Gerçekten bir noktaya taşımak gerekiyor. Ordunun değerli insanların hepsinin fikrini alarak ordunun faydasını her şeyi konuşmak gerekiyor. Doğru. Burada sizinle zaten çok konuştuk. Ben başka bir şey soracağım. Programın sonuna geldik. Gölköy'le olan bir yakınınız, bir akrabalığınız herhangi bir şeyiniz var mı? Gölköy'de yeni akraba olacağız. Kardeşimin hanımı Gölköy Aydoğan'dan. Şimdi bizim büyük oğlanın nişanlısını da oradan şey yaptık. Alparslan'a nişanladık Gölköy'den. Bir de şu var. Ben 95'te 94'te yurt dışından geldiğimde, iş yerimi açtığımda Yukarı Kızıl'a, Damarlı, Gölköy'le çok ciddi manada bende hem gönül birlikteliğimiz vardır. Oradan ekmek yedik, oradan ticaret yaptık. Çok sayıda dostumuz vardır o manada. Çünkü şöyle, şu an kamuoyunda işte çokça isimler konuşuluyor. Ama ben Gölköy'lü birçok isimden sizin adınızı hem de siyasi görüşü çok farklı olan, çok çok farklı olan isimlerden biri. Sizin adınızı çokça duyar oldum. Gündemde de çokça var. Bunu siz neye bağlıyorsunuz? Yoksa bu bana yanlış mı? Yani ben bunu yanlış algılamış olabilirim ama çok fazla karşıma çıkınca, bir de çok tanıdım Gölköy'lü. Acaba dedim orada bir bağ var mı, bir şey var mı? Yoksa şöyle genel anlamda bir böyle bir intiba da var mı? O da olabilir. Ya şunu söyleyeyim. Tabii ordu coğrafi olarak 3 ayrı bölge üzerinde, havza üzerinde şekilleniyor. Bizim merkez ilçe ve arkasında en son noktamız işte Mesudiye ve Gölköy'dür. Evet. Gölköy nüfus yoğunluğunu korumuş bir ilçemizdi. Son zamanlara kadar yani 2004-2005'te 56 bin nüfusu vardı Gölköy'ün. Şu anda 27 binlere düştü. Doğal olarak Gölköy'de yaşayan hemşerilerimiz Altınordu'ya geldi. Bu manada bir dostumuz, arkadaşımız, geçmişte siyaset yaptığımız çok kıymetli isimler var. Ticaret yaptığımız isimler var. Arkadaşlık, dostluk yaptığımız isimler var. Bu manada tabii bu havzayı biz çalışıyoruz. İşte Fassa'nın arkasında da Fassa'yla ilintili Çatalpınar, Çamaş, efendim Kabataş, Aybastı gibi, Kumru, Korgan gibi ilçelerdeki hemşerilerimiz de işte geliyorlar, Fassa'dan daire alıyorlar, oraya yerleşiyorlar. Ticaretinizin de buna faydası da olabilir mi? Tabii ticaretin etkisi olabilir. Biz de yani burada şimdi ticaret adamıyız. Yaklaşık 30 yıldır 350'ye yakın çalışanımız var. İşte bu yaptığımız ticaretin de aldığımız, sattığımızda bu havzayla ticaret yapıyoruz. Gerçekten bir de Gölköy'ümüzün, ordunun insanı hep merttir ama Gölköy'ümüzün insanı da ayrıdır. Yani bende ayrı bir yerleri vardır. Orada kendimizi evimizde hissediyoruz. Yani ordunun bütün ilçelerinde. Bugün baktığımızda mesela dediğim gibi Gürgentepe'ye geldik. Miting meydan, oradaki meydan miting alanı gibiydi. Ben de şaşırdım. Evet, İlgi, evet. Alaka. Onun için biz birbirimize güveneceğiz. İktidarın muhalefeti yok. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde de çok kıymetli dostlarımız var. İYİ Parti'de siyaset yapan da çok kıymetli dostlarımız var. Benim burada öncelediğim şudur. Bizim halimizden biz anlarız. Bizim derdimizden biz anlarız.
Burada şimdi yarın mesela sabah gideceğiz Gölköy üzerinden Alanyurt, Aydoğan, Güzelyurt üzerinden Aybastı'ya geçeceğiz. Oradaki o yol sıkıntısını o güzergahı kullanan biliyor. Dolayısıyla biz bu ilin sorunlarını biliyoruz. İnşallah dediğim gibi el birliği içerisinde bu sorunları biz çözeceğiz. Şimdi ben yine listelere bakacağım. Yine siz biz ayrıntıları sormadan onu geçiştirdiniz ama şimdi AK Parti listesi çok tartışıldı. Ciddi o hafta çok ciddi gündemde kaldı ki il başkanı da görevden aldırıldı. Şimdi yeni bir il başkanı var, yeni yönetim var, başladılar. Biz de hayırlı olsun da diyelim. Aslında çok da kalabalık ve çok da tanıdık. Hepsini tanıyoruz neredeyse. Bir yönetim yaptılar. Ama şimdi 6 tane adaya geldiğimizde baktığımız zaman içinde hani alanı bilen yani bu coğrafyaya hakim insan sayısı çok az. Yani orada mesela İsa Gül'ü ben çok yine ayrı bir yere koyarım. Sevgili yine İsa Başkan'ı ayrı bir yere koyabiliriz. Ama diğerlerinin çok alana hakim Mustafa olduğunu söyleyeyim. Mustafa Amarat'ı unutmamak. Mustafa Amarat Ünye tarafında, Ünye tarafında çok daha hakim. Yani tabii burada da hakimdir ama genelde çok fazla burada değil. Bu yükün Cumhur İttifakı olarak işte Hamarat, İsa Gül ve sizin üzerinizde kaldığını da düşünüyor musunuz? Nitekim burada bir virgülle araya gireyim. Çok sayıda da sosyal medya üzerinden canlı yayınımıza yorum gelmiş. Tepki görüyorum ben. Hani tüm izleyenler de takip edebilir, yorumları görebilir. AK Parti'nin özellikle listesine yani bu manada sanki AK Partili seçmenlerin oyunun size kayacağını düşünüyor musunuz? Çünkü birkaç kişi öyle yazmış. Ben AK Partiliyim ama milletvekilliğinde oyumu Sayın Naci Şamtürk'e vereceğim. Ben gittiğim yerlerde de şunu söylüyorum. Yani burada AK Parti'den 3 vekil çıkmış, 5 vekil çıkmış, Milliyetçi Hareket Partisi'nden 4 çıkmış, 2 çıkmış. Biz bunun hesabı içinde değiliz. Ben gittiğimiz bir yerde de konuştuğumuzda işte o miting alanında da söyledik. Açık açık burada da söylüyoruz. Namus şeref sözü diyoruz. Bizim kendi adımıza. Ama burada bu sözü, bu birlikteliği, Cumhur İttifakı pazara kadar kurulmuş bir ittifak, birliktelik değil. Burada Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Sayın Devlet Bahçeli'nin, Genel Başkanımızın burada bir birlikteliği var. Burada eğer burada, geçmişte de burada bir handikap yaşandı, bu ilde yaşandı biliyorsunuz. Cumhur İttifakı'nın ruhuna aykırı gelen hiçbir şeye Milliyetçi Hareket Partisi'nde müsaade edilmez, AK Parti'de de müsaade edilmez. Onun için burada hangi partiden çıkarsa çıksın, herkes gidecek, bizim kendi adımıza Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli, Muhterem Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın yanında nasıl dimdik duruyorsa, milletvekillerimiz de çakı gibi Devlet Bahçeli'nin arkasında Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik duracak. Onun için isimler Naci olmuş, İsa olmuş, Hamarat olmuş, bilmem ne olmuş. Bunların bizim için çok bir önemi yok. Sadece avantajımız nedir? 3 senedir sahadayız. Biliyoruz. Evet. Halkın nabzını tutuyoruz. Dostluklarımız oldu, arkadaşlıklarımız oldu. Bugün ilk üveze gittik mesela, ismiyle birçok arkadaşımıza hitap etti. 5 defa, 6 defa gitmişiz. Oranın sorunlarını biliyoruz. Mesela oradan Ünye, Çaybaşı, İlk Üvez yolunun bir an önce yapılması lazım. Evet. İlk Üvez'de 1,5 kilometrelik bir çevre yolu gibi bir yan yolun yapılması lazım. Biliyorsunuz orada çöp depolama tesisimiz var, ayrı su depolama tesisimiz var. Çöp kamyonları günde 15 tane, 20 tane araç şehir merkezinden geçiyor. Bunlar çok iyi bir görüntü sağlamıyor. Bu ne yapacak? Şimdi Büyükşehir Belediye'mizde de bir genel sekreter değişimi oldu. Evet. Burada Abdülkadir Bey'i de hem tebrik ediyoruz hem teşekkür ediyoruz. Nereden, hangi köyden, hangi mahalleden ben Abdülkadir Bey'e telefonu kaldırsam vallahi o köyün, mahallenin sokağında hangi sıkıntı var bunu biliyor. Bizim istediğimiz de bu zaten. Aynen ya. Öyle. İsimler bizim için önemli değil. Biz burada efendim yok Trabzon'dan gelmiş, yok Sakarya'dan gelmiş. Vallahi bunun peşinde değiliz. Ona kaldıysa ben de İstanbul doğumluyum. Ordu'nun çocuğuyum, gurbetçiyim. Ama ben bu şehirde yaşıyorum. Trabzon'dan gelmiş bir sürü arkadaşlarımız var. Bu şehre gelmiş, Ordu'lu olmuş artık. Bugün ilk yüzde gittik orada vatandaş efendim soba yapan bir ticaret yapan bir arkadaşımız vardı. Büyüğümüz vardı. Orada Trabzon Çaykara'dan gelmiş 30 senedir orada yerleşmiş. Biz artık daha buna Trabzonlu falan diyemeyiz. Ordulu olmuş. Söylediğimiz budur. Dolayısıyla dediğim gibi bu şehrin sorunlarını falan çözeriz. Yükü de biz kaldırırız. Kaç tane milletvekilimiz varsa herkesin artı avantajı olan yerlerini güçlü olduğu yönlerini biz avantaja çeviririz. Biz diyoruz ki Cumhur İttifakı'nın burada bir milletvekili olarak Naci Şanlıtürk sahayı biliyor. Efendim Sayın Milliyeti Bakanımızı Sayın Cumhurbaşkanımız buraya gönderdi. Ama arkadaşlar şunu da söyleyeyim, bakan olarak göndermedi. Eski bakanımız için de söylüyoruz. Kimse bakan değil ha. Herkes milletvekili adayıdır. Herkes hesabını ona göre yapsın. Kimsenin kimseden üstünlüğü filan da yok. Onun için buraya Sayın Bakanımız gelmiştir. O Ankara'yı biliyor.
merkezi hükümetten inşallah kendisiyle oturma fırsatı henüz daha bulamadık ama oturup bunları istişare ederiz. Merkezi bütçeden ordunun yapılamayan işleriyle ilgili söylüyorum. Kabadüz yolunun ikmal ihalesi derhal yapılmalıdır. O karayollarının 13 tane burada projesi var. Bu projelere kaynak aktarılmalıdır. Evet, deprem bölgesine bir sürü kaynağımız gidiyor. Tamam, amenna, bunlar kabul. Ama bu projelerin yapılmasıdır. Ünye Akkuş yol, Niksar yolunun ihalesi yapıldı. Ödeneğini oraya para çıkaracağız. Öyle mi? Naci Şanlıtürk de bu kaynakların burada aktarılmasında mesela aciz kalabilir. Ama Sayın Milli Eğitim Bakanımız da Ordu Milletvekili olarak ne yapacak? Ben diyorum ki açılmadık, kapı bırakmayacak. O kapıları açacak. Onlar orada kaynağı buraya gönderecek. Biz de yerelde Cumhur İttifakı'nın bir neferi olarak yereli de biz toparlayacağız. Hazır şimdi bakalım. Omuz omuza yapsın inşallah aynen, diye bekliyoruz. Aynen. Omuz omuza vereceğiz. Biz bunu yapacağız. Ama şimdi burada yani kılavuz garga muhabbeti, yani çok da böyle ayağa düşürmek istemem ama sen gelmişsin daha Fasla yolunu, ben Fasla çevre yolunu yapacağım demek çok akılcı gelmiyor. Ne zaman yapılacak? Yani burada bu atıyorum burada Kızılhisar'a yol yapacağım demek ya da atıyorum burada Öceli'ye yol yapacağım demek gibi değil. Fasla çevre yolu çok kompleks bir projedir. 11 kilometre civarında çok fazla. 11 kilometre burada tünelimiz var. 8 kilometre viyadüğümüz var. 3 kilometre, yani çok ciddi bir şey. Onun için ayakları yere basan açıklamalar yapacağız. Geçmişte Sayın Başbakan Yardımcımız geldi. Uçuk uçuk projeler. Ortada ne var? 0-0. Elde var 0. Evet, inşallah sıfırlamayız. Değil. Onun için ayakları yere basan projeleri söyleyeceğiz. Ve Allah izin verirse birlikte olacağız. Birbirimize sarılacağız. Cumhur İttifakı olarak bu ilin sorunlarını İnşallah çözeceğiz. Demek ki bize bir 50 dakika yetmiyormuş buradan bunu anlıyoruz. Ben daha önceki programda da söylemiştim ama güzel bu şekilde ilerlesin. Şimdi soramadık ama bir dahaki programda inşallah o soruları aralarda sorarız bütün diye bütün soruları cevaplayabiliriz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Yani yorgun maşallahınız var. Yani bize de hiç söz hakkı bırakmadan soruları hiç soramadan cevapladınız. Kolaylıklar diliyoruz size. Ben çok teşekkür ediyorum böyle bir imkanı verdiğiniz için. Kıymetli hemşerilerimize de selamlarımı, saygılarımı ileterek bitirmek isteriz efendim. Evet, teşekkür edelim o zaman. Ağızlarınıza sağlık. Siyasi yarışta başarı dileyelim tüm adaylara ve size tabii ki. Efendim seçim 2023'te bu akşam programımızın sonuna geldik ama söylediğimiz gibi seçimlerin nabzı TV2 ekranlarında atmaya devam edecek. Özellikle bu haftayla birlikte her akşam farklı bir isim sizlerle buluşacak bu ekranlarda. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.